işi yaş Hüseyin. Abdullah ona gaz veriyor ya. Orası öyle de ben düşündüğümde ikimiz olunca biraz zor. Sen özgür olmak istemiyor musun lan? İstiyorum. Tamam işte o zaman. Yardım edeceksin. Hadi gel şu yarayı bitmem lazım. Yoksa hastaneye gidemem. Hadi yürü git. Saçmalama. Ali. Al şu kalemi. Gel buraya. Yürü lan. Çağırıyor. Avukat Aslı'nın yanında değil mi? Yanında ama sıkıştırabilir Aslı'yı. Levent nerede kaldı ya? Bakalım. Kopyalamak gibi bir aptallık yaptığınızı düşünmüyorum. Kopyaladıysak hesabını sorarsınız, sıkıntı yok. Güzel. Birbirimizi tanımaya başladık. Tabii. Yakın önemli. Son zamanlarda tanımaktan zevk aldığım tek kişi sensin. Beyler. Hadi bakalım antrenimizi yapalım, sahne bizi bekler. Avukat bey, Aslı Denizer'le ilgili bütün hastane raporları ve belgeleri unutmayın. Aldım efendim. Güzel. Hiç misafirperver değilsin Ömer bey. İnsan bir yol verir. Aç mısın, susuz musun diye bir sorar. Bana muhtaç kalmak seni ne kadar çok geriyor. Bunu gözlerinden okuyabiliyorum. Dişlerini sıkıyorsun. Senin bu halin beni gülümsetiyor. Gülmek parayla değil de yardımlar. Sırayla. Bana gelecek merak etme. Buyur. Merhaba sevgili gelinim. Nasılsın? Yüzüne hasret kaldım. Bu yeni nesilde de ne saygı kalmış ne de hürmet. Önce Hüseyin Demir. Şimdi Tayyar Dündar. Hayat beni sinirliyor galiba. Elif canını sıkma bunlarla. Önemli olan Aslı'yı kurtarman, onu eve götürmen. Girin. Sayın savcım, iyi mesailer. Ben Tayyar Dündar. Zerrin Denizer dosyası hakkında size anlatacaklarım var. Buyurun. Teşekkür ederim.
işe yarar değil mi? Ve Tayyar'ın ifadesi Aslı'yı kurtarır. Umarım. Canınızı sıkmayın. Aslı buradan çıkacak. Canım. Elif. Elif. Elif, kurtardın beni. Nasıl yaptın bilmiyorum ama kurtardın. Ay canım. Çok korkuttun bizi. Macera dolaylarına göre davrandın. Ya. Geçmiş olsun Aslı. Sağ ol Berat. Hadi ben daraldım. Gidelim artık. Hadi gidelim. Bu arada halamın hiçbir şeyden haberi yok. Sen de sakın çaktırma, tamam mı? Ay bir de Nefret Alay'la uğraşamayacağım şimdi. Çok teşekkür ederim. Sen olmasaydın Aslı'yı çıkaramazdık. Doğru olan neyse onu yaptık. Etrafımızda bu kadar kötülük varken Aslı'nın bilinçsizce yaptığı bir şeyden dolayı içeri girmesi iyi olmaz. Haklısın. Gideyim artık ben. Seni geçireyim. Eve gittiğinden biraz kötü bir gün geçirdim. Huzur İşler Müdürü sıkılmasın. Bekletme. Sana beni kıskanma hakkını verdiğimi sanmıyorum. Bazı haklar verilmez. Alınırsın yerine. Hı. O zaman hatırlat, bir ara ben de alayım. Kardeşim, neye takıldı kafan? Vallahi kardeşim, Elif'in yani bir şeyden bu kadar kolay vazgeçtiğini görmemiştim. Vakıf listesini hiç itiraz etmeden verdi. Başta bir kızdı ama sonra sustu. Abi, ablasının hayatı söz konusuydu. Normal yani. Ne bileyim kardeşim, tavır yapmadı. Ya şaşırdım biraz. Yok be abi, şaşırma. Ya bir tarafta vakıf öğrencileri, bir tarafta ablası. Hangisi daha değerli sence Elif için? Arda. Kardeşim, senden bir şey isteyeceğim. Hüseyin Emir için, Ali Amir için. Ceza müdürüyle bir konuşur musun? Onların güvenliklerini artırması lazım. İşte Tayyar belliye aldı ya. İkisinden de kurtulmak isteyecektir. Tamam abi, sen merak etme. Hallederim ben. Thank you.
vakıf listesi, tamam mı? Sen son anda haber verince iş biraz zora girdi ama Mert'le hallettik. Harikasınız. Mert'in bir hacker arkadaşı var. Listenin şifresini kırdık, kopyasını aldık. O zaman hemen çalışmaya başlayalım. Tamamdır. Nasıl istersen. Neye çalışmaya başlıyorsunuz siz, hı? Bundan sonra hep mutlu olmaya. Artık daha başka bir hedefimiz yok. Öyle mi? Ben sana seve seve yardımcı olurum Lev Hoca. Tamam. O zaman şuradan güzel bir şarkı bulsana Levent. Bence mutlu olmaya hemen başlayabiliriz. Derhal. Ne oldu, şifreyi kırabildiniz mi? Pek uğraşıyor ama pek umut yok gibi. Allah Allah, CD'yi kopyalarken mi sorun çıktı acaba? Ne bileyim abicim ya. Şu sivri zeka Emre'yi bu kadar arayacağımız aklıma gelmez ha. Olsa 5 dakikada çözerdim. Ses çıkmadı, ne yaptı acaba? Ya arkadaşlar, ben de fena değilimdir. Bilişimde çalıştım sonuçta. O mal değneği fena değildi, müthişti, müthiş. Bir saniye. Beyler, bayanlar, aradığınız liste böyle bir şey miydi acaba? Helal sana. Dur bakayım. Helal be Ponçik. Gel, öpeceğim seni ya. Oh, Ponçiklerin en tatlısı. Biz kaç gündür bunun için boğuşuyoruz ya. Harikasın. İşte bütün isimler burada. Lan gamlı baykuş, senin buna sevinmen lazım. Vakıfın bütün listesi burada. Hayır, inşallah ona kazık attığımızı anlamaz. Anlarsa da anlasın oğlum. Ben esas en büyük kazığı ona yarın atacağım. Rakibin haberi var değil mi? Yani plan işleyecek. Var var. Fatih Ünler kabul etti mi? Kabul etmemesi için hiçbir sebep yok ki. Adam babasından nefret ediyor. Evde yarım kalmış intikam planı var zaten. İki koldan Tayyar'a saldıracağız diyorsun yani. Aynen öyle. Güzel. Güzel. Şimdi bunların içindeki bilgilerin kopyalanıp kopyalanmadığını, içindeki şifrelerin kırılıp kırılmadığını nasıl anlayacağız? Hastanedeki bilişimcilere göstereyim isterseniz. İyi. Göster o zaman. Bana da haber vermeyi sakın unutma. Ömer'le Elif şu an bana kesin kazık atmaya çalışıyorlardır. Neden yardım ettiniz onlara o zaman? Yani hiç anlamıyorum. Neden çıkardınız ki Aslı Denizleri? Eğer siz olmasaydınız 20 yıldan fazla ceza alırdı. Denizler ailesi yakında çok büyük bir acı çekecek Mümtaz. İşte o vakit benim Aslı'ya dışarıda ihtiyacım olacak. Her ayrıntıyı düşünmek lazım değil mi ama? Bu arada planla ilgili yeni gelişmeler var Tayyar Bey. Dediklerinizi araştırdım. Her şeyi bir bir hazırlıyorum. Bana hep böyle güzel haberlerle gel Mümtaz. Böyle gel ki torunlarını görebilesin. Bir kör kurşuna kurban gitmeyesin ha? Anlat bakalım şimdi, ne yapıyoruz? Önce Hüseyin Bey'i kaçırarak başlıyoruz. Sonra? Tabii iki olayı da aynı anda yapmamız biraz zor olacağından önce Hüseyin Bey'i ayarladığımız bir yere alacağız. Sonra planın ikinci aşaması gelecek. Güzel. Güzel. Çatlayacağım şimdi. İddia etmesene burada. Kenan'dı diyorum arabadaki. Ya Kenan'da da saçını boyatmıştı. Ay çok tatlısın. kızlar? Biriniz bana neler olduğunu anlatacak mı bakalım?
Sana da merhaba, halaların halası. İnanmadı. Evet. Yani bugün dünden daha iyi bir gün diyelim. Olsun. Öyle diyorsan idare edelim bakalım. Ha? Anne. Can. Neredeydin bütün gün? Telefonu da açmadın. Sana daha iyi bir anne olmaya çalışıyordum, tamam mı? Sen yanımda ol, bana yeter. Tamam, tamam. Hadi bakalım, yeter bu kadar duyguseli. Şimdi film izleyeceğiz, tamam? Hadi. Hadi. Her şey için çok teşekkür ederim. Önemli değil Elif. Şimdi 5 dakika kadar Nedret Hanım'la görüşeceğim de... ...şirket hakkında size söylediklerimi aktarmam lazım. Sonra da gideceğim. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay hadi Elif. Geldim. Ne oluyor Allah aşkına? Senin halin hal değil. Bir şey mi var? Şu DNA raporları hemen gelsin. Hatta yarın sabah elimizde olsun. Yavrum, inandırıcı olabilmesi için beklememiz gerekmiyor mu? Elif'e 6-8 hafta arası demişlerdi. Evet ama benim öyle bir vaktim yok. O DNA raporları gelene kadar Elif'le Ömer barışacaklar. Ay, hadi canım sen. Nereden çıkartıyorsun böyle şeyleri? Her geçen gün aralarındaki buzlar daha da eriyor Nedret Hanım. Bugün birbirlerinin gözlerinin içine nasıl baktıklarını gördüm ben. Ciddiyim. Günaydın. Günaydın. Müdür nerede? Vallahi gece o kadar tekme attın ki sonunda kendi odasına gitti. Ay sen de kaçıyorsun galiba. Vallahi çok işim var bugün Aslı. Ay ben vallahi bugün bütün gün yataktayım. Rüyamda hapse girmiştim. Elif bana 20 yıl vermişlerdi ve bıyıkları olan bir kadın benim saçımı başımı yoluyordu. Hiçbir yere gitmeyeceğim, ben bütün gün yatacağım. Hadi canım. Olsa olsa sen onu dövmüşsündür. Bence kaç. Yoksa seni de döveceğim. Aslı sakın. Aslı sakın. Sakın. Hadi o zaman. Halloldu mu? Evet. Bu kadar çabuk hallettiğiniz için teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Ne oldu? DNA raporu geldi. Ne DNA raporu çocuklar? Ay yoksa o oğlanla mı ilgili? Halacığım anlatacağım sana sonra. Bakmayacak mısın Elif?
Ömer ne oluyor sabah sabah çağırdın beni? Bak kesin kötü bir şey oldu. Aslı'yla mı ilgili? Bin anlatacağım. Sen anlat, ben bineceğim. Ya Elif'i değil beni aradığına göre kesin kötü bir şey var. Nilüfer bak, geç kalacağız. Kaçıracaksın. Neyi? Fatih. Bakıyorum Fatih deyince akan sular duruyor. Niye baştan söylemiyorsun ki? Görüşme mi ayarladın? Gidince anlarsın. Bu arada bana borçlanıyorsun, haberin olsun. Yoksa... Meda seçimde hep bir umut vardı. Çok üzgünüm Elif. Bu çocuk hep... Hüseyin Demir'in sırrının bir paravana diye düşünmüştüm. Bir de Fatih çocuğun Ömer'den olmadığını ima edince... İnandım. Ne kadar aptalım. Yani bende bir yanlışlık var mı acaba diyeceğim ama... Şirket çok iyi bir şirket. Yanılmış olamazlar. Ama Elif istersen... testi tekrar yaptırabiliriz. Böyle bir sonuç beklemiyordum. Yani içimden bir ses hep hayır diyordu, değil diyordu. O sese güvendim nedense. Ama Ömer'le aramda bir sır daha varmış. Kocaman bir boşluk daha. Keşke yapabileceğim bir şey olsaydı Elif. Aslında iyi bir haber değil mi bu? Yani artık Yaz'ın bir babası var. Serhat öldü ama Yaz babasız kalmadı. İyi bir haber. Evet. Evet. İyi bir haber. Yani üzülmememiz lazım. Sonuçta küçücük bir çocuğun hayatı kurtuldu. Hem de Ömer gibi birine baba diyecek. O psikopat Serhat'a değil. İyi bir haber. Elif sen ne kadar güzel bir insansın. Kalbin ne kadar temiz. Kan da durmuyor. Bir şey yap lan, öyle yap. Şakaydı, kaka oldu, anasını satayım. Gardiyan! Gardiyan! Ne var? Adam kan kaybından geberecek. Geceden beri kimse ilgilenmedi. Hastaneye gitmesi lazım. Kardeş bir çay. Sen ne istersin, çay kahve? Ömer ne çayı? Ne yapıyoruz ki biz burada? İki çay. Hani biz Fatih'le buluşacaktık.
Fatih buraya gelecek. Nasıl? Serbest mi kaldı? Ama Fatih'in duruşması bir ay sonra falan da. Babası şikayetçi olmamış. Biz de öne aldırdık. Adliye de mi şimdi? Evet. Ömer, o zaman ben niye buradayım? Benim kocamın yanında olmam lazım. Nilüfer, bir sakin ol. Denizler kadınların hepsi mi 7 aylık? Bak, hiç mızmızlanmak yok tamam mı? Bu abla çok tatlı. Ben işten gelene kadar onunla oturacaksın, o kadar. İyi, sen işe gitme anne. Burada kal. Aa, konuştuk ama yalnız bunu. Anneler işe gider. Dur bakalım. Elif. Merhaba. Biraz konuşabilir miyiz? Tamam. Ya sen burada usludur tamam mı? Ben şimdi geleceğim. Ne oldu Elif? Bana yalan söylememişsin. Yağız Ömer'in oğluymuş. Umarım çok mutlu olursunuz. Ya, o gün geldim sana öyle kaba sava davrandım. Kırdım. Özür dilerim. Önemli değil. Aslında anlaşma basit. Fatih tekrardan babasının evinde kalacak. Tayyar'ın elinde bütün suçlarının belgelendiği bir bellek var. Gerçi onu yok ettiğinden eminim de. Yok ettiğinden emin sen niye gidiyor? Dinle bak güzelim, dinle. Tekrardan babasının güvenini kazanacak. Eskisi gibi onun en güvenilir adamı olacak. Tayyar da ona gizli işlerinden bahsedecek. Fatih de bize haber verecek. Biz de Tayyar'ı enseleyeceğiz. Değil mi Fatih? Hem çok saçma hem de çok tehlikeli Ömer. Ya, Tayyar bir daha Fatih'e güvenmez ki. Güzelim, çocuk değilim herhalde. Ayarlayacağım. Bir sakin ol. Önce o beni öldürmeye çalıştı, sonra sen onu. Sana zarar verecek Fatih. Ben buna izin veremem. Nilüfer, yapacağım. Bu herifi cezaevine göndereceğim. Sen Fatih'i tanımak istiyorum, Fatih'i yaşamak istiyorum diyordun değil mi? Bu Metin'i öldürüp Fatih'i tanıyabilmen için son şans. Metin'i bazen ben bile kontrol edemiyorum. Böyle bir adamı seninle yaşatamam güzelim. Metin ancak Tayyar'dan kurtulursam ölür. Güven bana. Tabii Tayyar'ın güvenini kazanabilmesi için senden ayrıldığını söylemesi gerekiyor. Yani bu son görüşmeniz. Tayyar'ı yakalayana kadar telefonla dahil olmak üzere görüşmeyeceksiniz. Ömer, senden sadece 1 saat istiyorum, tamam mı? 1 saat. Tamam. Ama sadece 1 saat. Fatih, sana zarar gelecek. Bak güzelim, şöyle düşün. Bundan sonraki hayatımızda tepemizde Tayyar Dündar'ın gölgesi olmadan yaşayacağız. Çocuklarımız olacak. Bir aile kuracağız. İstemiyor musun? Nilüfer, yakınlarda bildiğim güzel bir otel var. Ne dersin? Biz hesabı alabilir miyiz?
Efendim Elif. Merhaba Ömer. Bizim evde buluşalım mı? Ne oldu, sesin kötü geliyor. Gel konuşalım. Tamam. Yakındayım zaten, geliyorum. Hemen toparlansın. Hastaneye sevk oluyor. Nevir'deki doktor imzayı çaktı. Birazdan gelip alacağım. İyi, tamam. Almanya'ya gideceğim. Tayyar'la konuştum. Benim hanımın akrabaları orada. Bize yardımcı olacak. Ya seni anlayacaksın. Bu son görüşmemiz istiyor. Öyle mi diyorsun? Çok badire atladık Hüseyin. Çoğu zaman seni hor gördüm. Ama aslında sen iyi birisin. Hakkını helal et oğlum. Helal olsun kardeşim. De bir ayıbım olduysa sen de helal et. Helal olsun. Hüseyin Demir, hadi bakalım gidiyoruz. Dünyada kendinden başka güvenecek kimsen yok, unutma. Bir başınasın lan. Kolla. Hadi. Hasretinden ölüyorum güzel kız. Bu dünyada bir sen varsın, biliyorsun değil mi? Olursa ölürüm Ne oldu?
konuşmamız gerekiyor diye düşündüm. Gelsene, çay yaptım, seversin. Ömer, ben düşündüm. Bir karar vermemiz lazım. Karar derken ne demek şimdi bu? Yani bu evin böyle boş kalması çok manasız. Ya sende kalsın ya bende. Ya da ihtiyacı olan birine verelim. Mesela İpek. Öyle ne zamandır Arda'nın evinde kalıyorlar. Yazık çocuk da evinden oldu. Gelirler buraya taşınırlar. Ferah, dayalı döşeli. Elif olmaz. Hayalimizde kimsenin sahiplenmesini istemiyorum. Düşlediğimiz bir yerde kimse kalamaz. Tamam. O zaman bitene kadar kontratı ben üstüme alayım. Ben kalayım burada. Zaten atölyeyi de kapatacaktım. Çalışmalarımı burada yaparım. Sendeki anahtarı alabilir miyim? Parmağındaki yüzüğü de artık... Başka bir şey yoksa ben gideyim. Hoşça kal. Hoşça kal. Elif. Nereden çıktı şimdi bu? Hiç. Artık sence yaptıklarımızı yıkmanın zamanı gelmedi mi? Önümüze bakmamız gerekiyor. Haklısın. Senin yoluna bakma zamanı. İkimizin de Ömer.